Cumhuriyeti Devleti yöneticileri, bu adama bir şey yapmayacak mısınız? Bugün bir anne geldi, dakikalarca ağladı. Yazık değil mi? Kendi evlatlarınızı düşünün. Yöneticiler, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika'ya kafa tutuyorsun. Ne olur bu adama gerektiği dersi ver. Yalvarıyorum. Gerektiği dersi verirsen söz veriyorum sana. Gelip ellerine kapanacağım. Değerli kardeşlerim, duyurun sesimi. Vallahi bu adam tehlikeli, billahi tehlikeli. Söylüyorum, 40 tane haber yapsak ne olur? Birbirimize saldırsak ne olur? A şahsı böyle desek ne olur? Bakın şehitler veriyoruz. O 20 yaşındaki çocuklar bizleri savunuyor. Bizler de evimizde Nescafeler, çaylar içerek bir şeyler yaptığımızı düşünüyoruz. Benden yaşı iki katı olan gazeteciler, niye bunu yazmazsınız? Medya patronları, neyimizin çıkarına ters geliyor bu adamı yazmak? Ana avrat İslam'a küfrediyor neredeyse. Küfretmek ille de küfretmek midir? Kadın oynatarak, direkt dansı yaptırarak, ayet ve hadis okumak İslam'a küfür değil midir? Müslüman değil miyiz? Bana ateist ve Darwinist diyen adam, eşheden la ilahe illallah ve eşheden de Muhammeden abduhu ve resulü. Bundan sonra da bunu diyecek misin? Akdeniz'de göçmen faciası. Allah rahmet eylesin. Ama bu söylediklerim daha önemli. Sevgili meslektaşlarım, ayaklanın bu adama karşı. Yöneticiler, milletvekilleri, CHP'liler, HDP'liler, MHP'liler, AK Partililer. Mecliste akşama kadar birbirinizi yiyorsunuz. Bir de bu adam için ya sizin evlatlarınız yok mu? Sizin çocuklarınız, torunlarınız yok mu? 5 tane çocuğu kapmış. İstediği kadar onlar annesini babasını reddetsin. Bir babanın gözleri açık gitti. 5 tane evladını kaybeden bir babanın. O annenin gözyaşlarını unutmayacağım. Vallahi de unutmayacağım, billahi de unutmayacağım. O anne bugün konuşamadı. Yanıma geldi, ağladı.